Merhaba arkadaşlar, fizik ÖDS 1 soru çözümümüze başlayacağız. Umarım sınavlarınız güzel geçmiştir. Şimdi birinci soruya bakalım arkadaşlar. F kuvvetini vermiş bize. Ayrı ayrı F1, F2, F3 kuvvetleriyle ilgili aralarındaki ilişki istiyor. Şimdi hemen F'in ben bileşenlerini şu şekilde göstereyim. X'de 1 bileşeni, Y'de de 2 birim bileşeni vardır dedik. Evet arkadaşlar, artı x yönünde harekete geçmesi için uygulanacak kuvvet F1'miş. Artı x yönünde harekete geçmesini istiyorsam ben y'deki bileşeni ne yapacağım? Yok edeceğim. Dolayısıyla uygulayacağım kuvvet arkadaşlar aşağı yönlü olmuş oldu mu? Kaç birim oldu? 2 birim oldu yazdık. Geldim. Artı y yönünde harekete geçmesi için uygulayabileceğim kuvvet F2'ymiş arkadaşlar. Şimdi artı y yönünde harekete geçmesini istiyorsam bu sefer tam tersi ne yapmam gerekiyor? X'teki bileşeni yok edeceğim. O zaman eksi x doğrultusunda bir birim uygularsak artı y yönünde harekete geçer mi? Evet, F3 için de demiş ki sabit hızlı hareket edebilmesi için. Sabit hızlı hareket neydi arkadaşlar? Net kuvvetin sıfır olması. Net kuvvet sıfır nasıl olur arkadaşlar? F kuvvetinin tam tersi yönünde bir kuvvet uygularsam net kuvvet sıfır olur mu? Peki bunun büyüklüğü nedir? X'i 1, y'si 2. O zaman f3'ün karesi eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesinden 4 artı 1'den f3 dediğimiz kök 5 birim büyüklüğünde geldi mi? Evet, sıralayacak olursak en büyük burada f3 arkadaşlar. Sonra f1, sonra da f2 geldi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır dedik. İkinci sorumuza devam ediyoruz. F vektörü işlemlerden hangilerine eşittir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. F1 eksi F2. F1'in ucuna F2'nin yönünü ters çevir, ekle demiş. Şimdi başlangıçtan bitişe bakıyorum. Görüyorsunuz ki F eşit olmadı. Birinci öncülüm yanlıştır dedim. F2 eksi F3 demiş arkadaşlar. Geldim F2'nin ucuna. Eksi F3'ü ekledim. Dolayısıyla başlangıçtan bitişe bakın. Evet, F vektörüne eşit olmuş oldu. Devam ettik. F1 artı F4 diyor. F1'in ucuna aynı şekilde F4'ü taşıyorum bakın. Başlangıçtan bitişe gene F eşit olmuş oldu mu? Cevabımız Edirne olacak. Üçüncü soru, bileşenlerini ayırma yöntemiyle alakalı bir soru. Hemen bileşenlerini gösterelim. F2'nin bileşenlerini gösterdim. F1'in de bileşenlerini şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Şimdi açının değdiği yüzey kosinüstü biliyorsunuz 5 çarpı cos 53'tür burası. Dolayısıyla şurası da 5 çarpı sin 53 gelir mi? Aynı şekilde 10 çarpı cos 37 x bileşeni de 10 çarpı sinüs 37 de düşey bileşeni yani y bileşenidir. Şimdi aşağı doğru 5 newtonluk bir kuvvetim var. Artı x'de ne kadar varmış bakalım. Kosinüs 37'nin değeri 0,8'dir. 10 ile 0,8'i çarparsak 8 newton ettim arkadaşlar. Yazdım. Tam tersi yönünde 5 çarpı kosinüs 53 dediğim 0,6 ile çarparsam 3 newton gelmiş oldu mu? Şimdi yukarı doğru toplamda ne kadar var bakalım. 5 çarpı sinüs 53. Sin 53'ün değeri neydi? 0,8'di. Çarparsak 4 newton gelecek mi? Aynı zamanda 10 çarpı sinüs 37 varmış. Yani 0,6 ile de çarptığımızda 6 newton da geldi mi? İkisinin toplamı olan 10 newton da var mı yukarı yönlü? Şimdi gelin artık sadeleştirme işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. 10 ile 5'i sadeleştirdim. 5 kaldı. 8 ile 3'ü sadeleştirdim, 5 kaldı. Aradaki açı 90 derece. 5, 5. Dolayısıyla bileşke vektörüm 5 kök 2 şeklinde gelecektir dedik arkadaşlar. Evet, geldik 4. sorumuza devam ediyoruz. Neyi soruyor bize? KLMNP vektörlerinin bileşkesini. Bakalım ucucu eklenmiş mi ya da hangileri eklenmiş? Nasıl yapacağız? Başlangıcı K aldım. Bakıyorum K'nın ucuna evet L eklenmiş. Ama L'nin ucuna M eklenmemiş. O zaman diyorum ki önce K ve L'nin bileşkesini göstereyim. Şu değil midir başlangıçtan bitişe? Evet, K ve L'yi göstermiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Bakalım hangileri ucu eklenmiş?
P'nin ucuna ne? N'nin ucuna M eklenmiş. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? O zaman bu 3 vektörün bileşkesi başlangıç P, bitiş M olarak alacak olursak şu şekilde midir? Evet. 5'inin bileşkesi ne gelir arkadaşlar? Şu tarafa doğru 3 birim var. K ve L'ninki de artı X yönünde 2 birim. Dolayısıyla bileşkelerin büyüklüğü 1 birimdir diyeceğiz. Evet, 5. sorumuzla devam ediyoruz. 5. sorumuzda bizden ne istemiş arkadaşlar bakalım. Yatay düzlemde durmakta olan noktasal M cismine aynı düzlemde 4 kuvvet etki ettiğinde D doğrultusunda harekete geçiyormuş. Evet, öncelikle bileşenlerimizi gösterelim ayrı ayrı. Şöyle XY doğrultusu çiziyorum. F1'in yukarı yönlü bir birimi var. F2'nin bakın arkadaşlar artı X yönünde 2 birimi. Artı Y yönünde bir birimi vardır dedik. F3'e bakalım. Eksi X doğrultusunda bir birimi, eksi Y doğrultusunda da iki birimi var mı? Şimdi ben D doğrultusunda harekete geçmesini istiyorsam sırasıyla deneyeceğiz arkadaşlar. Önce 1'e bakalım. 1'i eklediğimde farklı bir renkle gösterelim. 1 nedir? Y'si 2 birim, eksi X'e de 2 birim. Evet, bakalım D doğrultusunda harekete geçiyor mu? Şu ikiler birbirini götürür. Şu ikiyle de 2 birbirini götürdü. 2'ye 1, evet D doğrultusu dediğimiz Y'si 2, X'i 1 şeklinde harekete geçti. O zaman birincisi oluyormuş. Devam ettik arkadaşlar ikincisiyle. Hemen 2'ye ekleyelim. 2 dediğimiz nedir? Yukarı yönlü Y'si 2, X'i 1. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman şurada ikiler birbirini götürür. Şu 2 ile de 2 götürdü. Sadece Y yönünde harekete geçti. O yüzden 2 olmadı. Evet, 3'e bakalım arkadaşlar. 3'e baktığımız zaman da 3 eksi X doğrultusunda bir birimim var sadece. Eklediğimde görüyorsunuz ki hareketsiz kaldı. Olmadı. Hemen 4'e bakıyorum. 4 dediğimizde aşağı yönlü 2 birimi var. Hemen bakalım, ekliyoruz aşağı yönlü 2 birimi. Ekledim arkadaşlar. Evet, bu şekilde nasıl olur? 2 ile 1 şurada 1 kaldı. 4 ile 2, evet şurada 2 kaldı. 1'e 2 gene bakın arkadaşlar, D doğrultusu üzerinde oldu mu? Olmuş oldu. Demek ki 4 de olabiliyor, 1 de olabiliyor. Cevabımız C'dir diyeceğiz. Evet, 6. sorumuza bakalım hemen birlikte. K, L, M, N, P vektörlerini veriyor. Birinci öncülde K artı M, N artı P'ye eşittir demiş. Bakalım K'nın ucuna geldim, M'yi ekledim. K artı M'yi şöyle farklı bir renkle gösterecek olursak. Evet, şu şekildedir dedik. N artı P'ye bakalım arkadaşlar. N'nin ucuna P'yi ekledim. N artı P'de başlangıçtan bitişe artı X doğrultusunda 2 birim midir? Dolayısıyla birinci öncülüm doğru olmuş oldu mu? İkincisine geldim. N artı L P'ye eşittir diyor. Hemen bakıyoruz. N'nin ucuna geldik. L'yi ekledik arkadaşlar. Başlangıçtan bitişe. N'nin başlangıcından L'nin bitişine. Görüyorsunuz ki P'ye değil, eksi P'ye eşit oldu. Yanlış oldu. K eksi N. Hemen bakalım. K'nın ucuna eksi N'yi ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Eksi N dediğimiz şöyle uzatacak olursak. Şu değil midir eksi N? 2'ye 2 birim. Evet. Başlangıçtan bitişe arkadaşlar. Bakalım. Nedir büyüklüğü? 1, 2, 3, 4 birim. K eksi N'nin büyüklüğü 4 birim. 2 L'ye eşittir diyor. L 2 birimdi. 2 çarpı 2'den 4 birim değil midir o da? O zaman eşit oldu mu? Cevabımız 1 ve 3'tür dedik. 7. sorumuza devam ediyoruz. X eksi Y'ye R1 demiş. Evet, X'in ucuna Y'yi arkadaşlar şu şekilde yönünü ters çevirip eklediğimde başlangıçtan bitişe şurası R1'miş. Hemen bakalım R1'e. R1'in karesi.
x'teki bileşeni ne kadar arkadaşlar? 1, 2, 3. Y'deki ne? 2. O zaman 3'ün karesi artı 2'nin karesinden 9 artı 4'ten kök 13 der miyiz R1'e? Geldik R2'ye arkadaşlar. 2'ye artı Z demiş. Şurayı hemen siliyorum. Evet. Y'nin 2 katını alıyorum. Hemen ucuna bir tane daha ekledim. 2'ye. Uçlarına Z'yi ekliyorum arkadaşlar. 2'ye 2 birim. Evet, bu da Z'dir. O zaman başlangıçtan bitişe. Şurası başlangıcım, şurası bitişim. Şuraya 2 değil midir? R2 neye eşittir arkadaşlar? Bakın. X'i 2, Y'si 2 görebiliyor muyuz? O zaman direkt 2 kök 2 diyebilir miyim? Bu da nedir 2 kök 2 arkadaşlar? Kök 8'dir değil mi? Hemen R3'e bakalım. X artı Y artı Z demiş. Sildim tekrardan. Evet, x'in ucuna y'yi ekleyeceğim. Y'nin ucuna da z'yi ekleyeceğim arkadaşlar. X'i şöyle taşıdım şuraya. Evet, x'in ucuna y eklendi. Y'nin ucuna da bakın direkt 2'ye 2 olarak z'yi ekledim. Dolayısıyla başlangıçtan bitişe. Şurası başlangıç, şurası bitiş. Kaç birim geldi R3? 1 birim geldi. Sıralayacak olursak arkadaşlar görüyorsunuz ki en büyük R1. Sonra R2, sonra da R3'tür diyeceğiz. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Evet, noktasal K cismine etki eden aynı düzlemdeki F1, F2, F3, F4 kuvvetlerinin bileşkesi R'ymiş arkadaşlar. F4'ü istiyor bizden. Burada böyle ayrı ayrı yazmamız daha mantıklı bence. F1'in de, F2'nin de, F3'ün de X, Y koordinatlarını yazalım. F1 için yazalım arkadaşlar. Artı X'de 2 birimi var. Artı 2. Hemen bakıyoruz. Y'de de 2 birimi var mı? Artı 2 dedik. Gelelim F2'ye arkadaşlar. F2'nin X'deki bileşeni ne kadar? Eksi X doğrultusunda 2 birim. Y'si arkadaşlar artı Y'de 1 birim yazdım. Hemen altına F3'ü yazıyorum. F3'e baktığım zaman arkadaşlar X'te 1 birimi var, Y'de de 2 birimi var değil mi? X'teki görüyoruz ki eksi 1, eksi Y'de de 2 birimi var, eksi 2 diye yazdım. Şimdi F4'ün ne olacağını bilmiyorum. Şöyle yazayım. Bir de bileşke vektörü biliyorum değil mi? Evet, bileşke vektörde nedir? X'i yok, Y'si artı 2. Şimdi şu 4'ünün toplamı 0'a 2'yi verecek. Evet, nasıl yaparız arkadaşlar? Hemen sırasıyla toplayalım. Bakın artı 2, eksi 2 burada birbirini götürdü. Burada da artı 2, eksi 2 birbirini götürdü. Eksi 1 ise 0 olması için F4'ün ne olması lazım? Artı 1 olması lazım. Artı 1 ise artı 2 olması için artı 1 olması gerekiyor. Demek ki F4 dediğim x'i ve y'si birer birim. Hangisidir o da arkadaşlar? X'i 1, y'si 1 artı yönde. Dolayısıyla 4 gelecek karşımıza. Evet, 9. sorumuza devam ediyoruz. Tabii 9. soruya bakabilmek için şurayı bir temizlememiz gerekiyor. Hemen şurayı şöyle bir hızlıca temizleyeyim ben. 9. soruya bakalım arkadaşlar. Evet, sözel bir soru. Ne söylemiş bize? Bir vektör skaler bir sayıyla çarpılarak vektöre ait büyüklük, yön, doğrultu niceliklerinden hangisi değiştirilebilir demiş arkadaşlar. Şimdi ben skaler bir sayıyla çarptığım zaman bir vektörü zaten büyüklüğünü kesinlikle ne yapacağım arkadaşlar? Arttırmış olacağım. Şimdi yön ve doğrultu olarak yönünü değiştirme ihtimalim vardır. Fakat doğrultusunu ne yapamam arkadaşlar? Değiştiremem diyeceğim. Dolayısıyla doğrultu değişmez ama yön ne yapılabilir? Değişebilir. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş olacak? 1 ve 2 diyeceğiz. Evet, 10. sorumuza bakıyoruz hemen.
Evet, K cismine F1, F2 kuvvetleriyle birlikte şekil 2'deki kuvvetlerden hangisi uygulanırsa cisme etki eden bileşik kuvvetin büyüklüğü yine R olur demiş arkadaşlar. Şimdi F1 ve F2 uygulandığında bileşik kuvvet R'ymiş. Hemen bakalım F1 artı F2, şöyle ucuna ekleyelim F2'yi. Evet, bileşkesi başlangıçtan bitişe. Bileşke vektörüm şu mu arkadaşlar? Yani x'i ve y'sini de bileşke vektörümü. Eksi x'te bir birimi var. Artı y'de bir birimi var. Gösterdik. Şimdi hangisini uygularsam arkadaşlar yine r olur diyor. İsterseniz ayrı ayrı yazabilirsiniz. İsterseniz ucucu ekleme yönteminden de yapabilirsiniz. Hemen tabii ben burada ayrı ayrı yazmayı daha mantıklı buluyorum. F1'i, F2 ve diğer kuvveti ayrı ayrı yazalım. F1 için yazıyorum arkadaşlar. Evet. X'i artı yönde 1 birim. Y'si artı yönde 2 birim. F2'ye geldik bakalım. X'i arkadaşlar eksi yönde 2 birim. Y'si de eksi yönde 1 birim. Şimdi üçüncüsünü bilmiyorum. Bileşkem ne gelecekti arkadaşlar? Nasıl bulmuştuk bileşkeyi? F1'in ucuna F2'ye eklemiştik. Bileşke vektörüm şuydu. Yani eksi 1'e artı 1'di. Şimdi arkadaşlar hemen sırasıyla bakalım. Şurada üçüncü bir kuvvetim olacak. Önce birinciye bakalım. Eğer birinci kuvveti uygulayacak olursam. X'i ne kadar? 2 birim. Y'si ne kadar arkadaşlar? Yok, 0 dedik. Şimdi bakalım. Topladığımızda olur mu? Evet. Artı 2 ile eksi 2 götürüyor. Artı 1 geliyor. Buradan da arkadaşlar artı 1 gelmiş oluyor. Şimdi bileşik kuvvetinin büyüklüğü görüyorsunuz ki burada ne yapmadı? R'ye eşit olmadı arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? Bileşik kuvvetinin büyüklüğü yine R olur. Şimdi büyüklük olarak eşit mi? Bir de ona bakalım. Yön olarak eşit olmadı. Büyüklük olarak ne oldu arkadaşlar? 2 ile eksi 2 götürmüştü. Artı 1 kalmıştı. Burada da yine artı 1 kalmıştı. Şimdi eksi 1 ile artı 1'in büyüklüğü nedir? Siz biliyorsunuz. Kök 2. Yani artı 1 ile artı 1'in büyüklüğü de kök 2'dir. Demek ki büyüklük olarak eşit oldu mu? Evet oldu. Bakın yön olarak eşit olmamasına rağmen büyüklük olarak eşit olduğunu gördük. Hemen ikincisiyle devam ediyorum. Eğer ikinci kuvveti uyguladığımda bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Yani şuraya ikinci kuvveti yazacağım bu sefer. Gelelim ikinci kuvvetim nedir? X'i 2, y'si eksi 2. Evet, x'i artı 2, y'si eksi 2. Bakalım arkadaşlar. Şimdi artı 2 ile eksi 2 birbirini götürecek. Artı 1 kalacak ikincisi uygulandığında. Evet. Eksi 2 ile artı 2 götürdü. Eksi 1 kaldı. Yine arkadaşlar büyüklüğü kök 2 geldi mi? Yön olarak aynı değil fakat büyüklükleri eşit geldi. Şimdi 3'ü uyguladığımızda bakalım. Evet 3'e bakıyorum arkadaşlar. X'i 0, y'si eksi 2 değil mi? Şimdi y'si eksi 2 olduğu zaman şunlar birbirini götürecekti arkadaşlar. Ne gelecek burada? Eksi 1 gelecek. Peki 0 olduğunda x'i hemen bakalım. Artı 1 ile eksi 1'in toplamı ne gelmiş olacak? Eksi 1 gelmiş olacak. Yine yön olarak eşit olmadı. Fakat görüyorsunuz ki yine büyüklük olarak eşit geldi mi? Dolayısıyla cevabımız Edirne olmuş oldu arkadaşlar. 11. sorumuza devam ediyoruz. 6, 8, 12, 3 kuvvetlerinin bileşkesini vermiş. Şimdi maksimum değeri için ne yapıyorduk? 3 aynı yöndeyse maksimum değerini alırdı. Dolayısıyla toplamı ne gelir arkadaşlar? Evet 14, 12, 26 Newton'dur dedik. Minimum için ne yapacaktık arkadaşlar? Evet küçük olan iki vektörü alıyorum. 6 ve 8'i. Bunların farklarıyla evet toplamlarını alıyorduk.
Şimdi 2 ile 14 arasında olacak mı? Şimdi arkadaşlar, almadığım üçüncü kuvvetim 12 Newton. Bu aralıkta var mı? Dolayısıyla ben 12'yi burada alabilir miyim? Alabilirim. Üçüncü kuvvetim de 12'ydi. Birbirlerine zıt yönlü olarak düşünürsem bileşkesi ne gelir arkadaşlar? Sıfır gelir mi? Dolayısıyla maksimum değerim 26 iken minimum değerim sıfır gelmiş oldu mu? Evet, 12. sorumuzla devam ediyoruz. 12. sorumuzda ne demiş? Hareketsiz tutulan M cismi serbest bırakıldığında aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetlerin etkisinde harekete başlıyor. M cisminin hareket yönü hangisidir demiş. Evet arkadaşlar, F1, F2, F3'ü direkt kuvvetlerini gösterip hareket yönlerini bulacağız. Gelin X'ye doğrusuna gösterelim, daha pratik olsun. F1'e bakıyorum, yukarı yönlü 2 birimi var mı? Artı X doğrusunda 1 birimi var mıdır F1'in? Şöyle gösterelim. F2'ye bakıyorum, sadece Y'de bir bileşenim var. Eksi Y'de. F3'e bakıyorum arkadaşlar. 2'ye 2 şeklinde mi? Yani artı X'te 2. Evet. Eksi Y'de de 2 var mı? Şimdi bunun üçünün bileşkesi ne olur? Hangi yönde hareket eder? Bakalım. Şu artı 2 ile şunlar birbirini götürürse x'i 3, y'si 1. Hangisidir arkadaşlar? Hemen bakacağız. Evet, x'i 3, y'si 1 olan 4 doğrultusunda hareketi geçerler diyeceğiz. 13. sorumuza devam ediyoruz. KLMN vektörlerini vermiş. Hangileri doğrudur demiş. K eksi ne? Evet, K'nın ucuna eksi N'yi hemen eklediğim zaman L eksi M'ye eşit oluyor mu arkadaşlar? Ona bakacağız. Bakalım isterseniz. Şimdi burada şöyle yapsak daha mı kolay olur gibi geldi bana. Ayrı ayrı yazalım bir burada da. Çünkü daha kolay olur gibi düşündüm. X ve Y koordinatlarını. Şimdi arkadaşlar K için bakalım. Artı 2 artı 1 mi yazdım. L'ye bakıyorum. Evet, artı 2'ye eksi 1 mi? Geldim M'ye baktım. Eksi 1'e eksi 2 görüyorsunuz. Evet, N'ye bakıyoruz arkadaşlar. Y'si artı 2, X'i eksi 1. Şimdi K eksi ne dedi? Hemen şurada K eksi neye bakalım. K'yı aynı şekilde aldım. K'nın altına N'yi eksiyle çarptım. K neydi? Artı 2 artı 1'di. Eksi N gelir arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Eksiyle çarparsam artı 1'e eksi 2 geldi. Toplamı ne geliyor? Evet. 3'e eksi 1 geldi mi? Şimdi arkadaşlar bakın vektörel olarak aynı olmasını istiyor. Yukarıdaki ok işaretlerini görüyoruz değil mi? Dolayısıyla yön olarak da aynısı çıkacak. Yani L eksi M'yi ben şurada aldığımda L'yi yazıyorum. Artı 2'ye eksi 1. Hemen M'yi de eksi M'yi de arkadaşlar eksiyle çarpıp artı 1'e artı 2 yazdığımızda. Evet, artı 3'e ne geldi? Artı 1 gelmiş oldu. Şimdi görüyoruz ki burada arkadaşlar büyüklük olarak eşitler fakat yön olarak eşit değiller. Dolayısıyla birinci öncülümü yanlış geldi. Çünkü vektörel olarak istemiş benden. Vektörel olarak istiyorsa ne olması gerekiyordu? Yönlerimin de eşit olması gerekiyordu. Devam ettik ikincisiyle. K eksi L'nin iki katı demiş. N eksi M'ye eşittir. Hemen şurayı temizlemek istiyorum arkadaşlar. Evet, bakalım K eksi L'ye. Şimdi K artı 2 artı 1'di. Eksi L dediğimiz arkadaşlar. Evet, eksiyle çarparsam eksi 2'ye artı 1 olur. Toplamı ne eder? 0'a artı 2. Bunun iki katı ne demek? 0'a artı 4 mu demek? Bu burada bir dursun.
n eksi m'ye eşittir demiş. Hemen n eksi m'yi de şurada gösterelim. N'yi yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1'i artı 2'yi de. Hemen geldim altına eksi m'yi yazdım. Eksi m'de artı 1'e artı 2 gelir mi? Evet, 0'a artı 4 geldi mi? Evet, yön olarak da aynı olması gerekiyordu. Görüyoruz ki doğru geldi. Üçüncü öncüde bakalım arkadaşlar. K artı L'nin büyüklüğü mutlak değer içerisinde vermiş. Dikkat. N artı M'nin büyüklüğünün iki katına eşittir diyor. Hemen bakalım. Şuraları siliyorum tekrardan. Şimdi K artı L. Bakın şurada alt alta göstermiş zaten bize K artı L'yi. Ben direkt K artı L'ye burada şey diyebilir miyim arkadaşlar? İkisini toplarsam K artı L. Artı 4'e 0 değil mi? Evet. N artı M. Hemen N artı M'yi de şurada gösterebilirim. Ne gelir? Eksi 2'ye 0. Evet, bunun iki katı diyor. İki katı nedir? Eksi 4'e 0'dır. Büyüklük olarak eşitler mi? Eşitler. Yön olarak eşit değiller. Fakat büyüklük olarak eşitler. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 gelmiş oldu. Şimdi 14. sorumuza hemen bakıyoruz arkadaşlar. F1, F2, F3 kuvvetlerinin bileşkesi R'ymiş. Dolayısıyla ayrı ayrı burada yazalım hemen birlikte. F1'i yazıyorum arkadaşlar, X ve Y koordinatlarını. F1'in X'i yoktur, Y'si artı 2'dir. F2 ile F3'ü bilmiyorum hangisi olabilir. Geldim. Bileşkeyi yazalım arkadaşlar. Bileşkemiz neymiş? Evet, X'de 1 birimimiz var, artı X'de Y'de yok. Şimdi arkadaşlar bu kuvvetlerden hangilerini uyguladığımızda bileşkemiz R olacak. Bunu soruyor bize. Şimdi 2 ve 3'ü bulmak istiyoruz. Yani 2 ve 3. kuvvetimizi bulmak istiyoruz. Hemen sırasıyla bakalım. 1 ve 2 kuvvetlerini uygularsak elde edebilir miyiz? 1 dediğimiz arkadaşlar nedir? Bakalım. X'i artı 2, Y'si artı 1. 2 dediğimizde X'i artı 2, Y'si 0. Evet, artı 2 artı 2 artı 4 artı 3 görüyoruz ki R'yi vermedi. Dolayısıyla 1 ve 2 olmaz dedik. 1 ve 3 demiş. 1'i yazmıştık, hemen şuraya 3'ü yazalım. 3 dediğimiz arkadaşlar X'i eksi 1, Y'si de eksi 2'ymiş. Hemen bakıyoruz artı 2 eksi 1 artı 1 oldu. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Artı 1 geldi. Hayır, 0 gelmiş olması gerekiyordu. Olmadı. Dolayısıyla 1 ve 3 de olmadı. 1 ve 4'e bakalım. Şuraya 4 ekleyelim hemen. 4 dediğimiz sadece Y'de var. Eksi Y'de eksi 2. Evet. Artı 2'ye artı 1 geldi görüyorsunuz. 3'ünün toplamı. Gene olmadı arkadaşlar. Evet. 2 ve 3 demiş. Hemen bakalım 2 ve 3'e. 2 dediğimiz arkadaşlar X'i artı 2, Y'si 0. 3 dediğim hemen bakıyorum. X'i eksi 1, Y'si eksi 2. Şimdi artı 2, eksi 1, artı 1 oldu. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. 0'ı verdi. Bu da oldu. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür diyeceğiz. 15. sorumuzla devam ediyoruz. Yargılardan hangileri doğrudur? Mutlak değer içerisinde veriyorsa sadece büyüklük anlamına geliyordu. N ile M'ye bakalım. Her ikisi de 2 birim mi? Dolayısıyla birinci öncül doğru. N eksi K. N'nin ucuna eksi K'yı eklediğimizde hemen ekleyelim şöyle N eksi K. Evet, M'ye eşittir diyor arkadaşlar. Bakalım eşit mi? Başlangıçtan bitişe görüyoruz ki eşit olmadı. Dolayısıyla yanlış oldu arkadaşlar. M artı L eksi 2 K'ya eşittir diyor. Hemen M'nin ucuna geliyorum. L'yi ekliyorum. 2'ye 2 birim. Evet, başlangıçtan bitişe bileşke vektörüm morla çizdiğim yer olacak arkadaşlar. Eksi 2 K'ya mı eşit bakalım. Evet, görüyoruz ki
x'i 4, y'si 2. K'nın arkadaşlar x'i 1, pardon y'si 1, x'i 2. Dolayısıyla iki katımı yön olarak tersi ve büyüklüğü de iki katı olduğu için üçüncü öncülümüz doğru olmuş oldu. Cevabımız C'dir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım. Birbirine zıt olan kuvvetleri sadeleştirelim. Şurada 4F kalsın. 3F ile F'i sadeleştirdim. Şurada 2F kaldı mı? Şimdi aradaki açıları gösteriyorum elimde kalanlarda. 4F, 3F ve 2F. Şurası 120 derece değil midir? Evet, şurası da 60 derece. Dolayısıyla şunların arasında da 120 derece var. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorduk biz? Büyük olan kuvveti diğer küçüklere benzetiyorduk. Yani şurada 4F var. Daha ayrıntılı gösterelim. Şurada 2F var. Evet, şurada da 3F var. Aralarındaki açılar da 120 derece. Büyük olan hangisi içlerinde? 4F. 4F'i ikisinden birine benzeteceğim arkadaşlar. Evet, 2F, 2F şeklinde şöyle parçalara ayırdım. Öncelikle 2F ile 2F'in bileşkesi ne gelir arkadaşlar? 2F geldi mi? Evet. Şuradan kurtuldum. 120 derecenin özelliğinden F, F ise bileşke vektör, F eşittir biliyorsunuz. O zaman 2F, 2F ise 2F'tir dedim. Şimdi arkadaşlar hemen diğerine bakıyorum. 2F ile 2F kaldı ve 3F kalmış oldu elimde. Ne yapacağım? 3F ile 2F'i yine şu şekilde gösterebilir miyim? 3F'i 2F ve F şeklinde gösterebilir miyim arkadaşlar? Bir kere hemen şunu göstermem lazım. Şu 2F'ler birbirini tam zıttı, birbirini götürdü mü? Elimde 2F, F kaldı ve aralarındaki açı 120 derece. Evet, 2F'i yine parçalarına ayırıyorum ben. F ile F şeklinde. Evet, F'i F şeklinde gösterdiğim zaman F, F bileşkesi ne geldi? F geldi mi? Elimde kalanlar en son arkadaşlar. F, F, aradaki açı kaç derece? 60 derece. Dolayısıyla kök 3 katına eşit olacak mı? Cevabımız kök 3F'tir diyeceğiz. Evet, parça parça gittik. Öncelikle ne yaptık arkadaşlar? Büyük kuvveti diğer iki küçük kuvvetten birine benzettik. 2F'e benzettim ben. Fark etmez, siz 3F'e de benzetebilirsiniz. 2F, 2F şeklinde gösterdim. Evet, şu 2F ile 2F arasındaki bileşke kuvvet 2F'tir dedim. Kullandığım kuvvetlerin üstünü çizdik bakın. 2F ile 2F birbirinin tam zıttı olacağı için birbirini götürdü. 3F'i 2F ve F şeklinde gösterdik tabii ki de. Elimde geriye kalan ne kalmış oldu? Şurada 2F kuvvetim, şurada da F kuvvetim kaldı. Ve aralarındaki açı 120 derece. Dedik ki o zaman 2F'i yine F ve F şeklinde bölersem ben arkadaşlar. F, F aradaki açı 120 ise bileşkesi F geldi. Açıyı iki eşit parçaya bölüyordu. O zaman F, F aradaki açı 60 derece ise bileşkemiz kök 3F'tir dedik. Devam ediyoruz 17. sorumuzla. K artı L'ye ve 1 K eksi L'ye ve 2 demiş büyüklükleri oranlarını istiyor. Hemen K artı L'yi bulalım arkadaşlar. Evet, şöyle şuraya bir birim çiziyorum. K artı L. Başlangıçtan bitişe gösterecek olursam K artı L şu mudur? O zaman burası R1 miymiş? Hemen bakalım. Nedir arkadaşlar? X'i 3, Y'si 1, 2, 3, 4. Evet, R1 dediğimiz. X'i 3, Y'si 4. O zaman bileşkem ne gelir? Ne üçgen arkadaşlar? 3, 4, 5. R1, 5 geldi. R2'ye bakalım hemen. R2 dediğimiz K eksi L miymiş? K'nın ucuna geliyorum. Eksi L'yi ekliyorum. Evet. Ekleyecek olursak K'nın ucuna eksi L'yi. Şu mudur arkadaşlar? Eksi L. Başlangıçtan bitişe bileşke vektörüm R2 şu değil midir? Büyüklüğü de bir birim değil mi? Oranları ne geldi? 5 gelmiş oldu. Evet, 18. sorumuza geldik.
Hemen 18. sorumuza bakıyoruz. KLMNP vektörlerini vermiş bize arkadaşlar. Neyi soruyor? Bileşkesi hangisine eşittir demiş. Şimdi hemen bakalım hangileri birbirinin ucuna eklenmiş. Öncelikle ona bakıyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi arkadaşlar başlangıcı K almak istiyorum. K'nın ucuna bakın M eklenmiş. Takip ettim M'nin ucuna N. N'nin ucuna P eklenmiş mi? Bir daha ifade ediyorum. Bakın K'nın ucuna M. M'nin ucuna N. N'nin ucuna P eklemişim ve başladığım noktaya geri dönmüşüm. O zaman bu bir kere dördünün bileşkesi sıfır değil midir? K artı P artı ne geldi arkadaşlar? M artı N bileşkesi sıfır geldi. Kullanmadığım hangisi var? O zaman bileşke vektörüm hangisine eşit oldu? L'ye eşit oldu. 19. sorumuzla devam ediyoruz. Evet, 19. sorumuzda F vektörü hangisine eşittir demiş. Şimdi göstermiş bize arkadaşlar. F1 eksi F2 bakalım F'i verecek mi? F1'in ucuna eksi F2'yi ekledim. Başlangıçtan bitişe arkadaşlar. Evet, F vektörüne eşit olmadı. F3 artı F4'e bakalım isterseniz. F3'ün ucuna geliyorum. F4'e ekliyorum. Başlangıçtan bitişe, evet görüyoruz ki F vektörünü verdi. Devam ettim. F4 eksi F1. Evet, F4 eksi F1. Hemen bakalım. F4'ün ucuna eksi F1'i eklediğimde başlangıçtan bitişe yine bana F'i verdi mi? Cevabımız arkadaşlar Edirne gelmiş oldu. Evet, son sorumuza bakıyoruz. 20. sorumuz. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan K noktasal cismi F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisiyle D doğrultusunda harekete başlıyor demiş arkadaşlar. F1, F2 kuvvetlerinin şekildeki gibi olduğuna göre F3 hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi F1'i hemen yazalım. X ve Y koordinatlarına X'i artı 1, Y'si 0. F2 yazalım arkadaşlar. F2'ye bakıyoruz hemen. Evet, X'i artı 1, Y'si eksi 1. Şimdi ben F3'ü hangisi seçeceğim ki? Doğrultum arkadaşlar D doğrultusunda hareket edecek. D doğrultusu dediğim nedir? Hemen bakalım. Bakın birebir şeklinde gitti. Yani birebir dediğimiz ne demekti? Kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2 şeklinde hareket edilmiş. Dolayısıyla hemen bakalım F3 hangisi olabilir? Şimdi şu ikisinin toplamı F1 artı F2'ye bakalım isterseniz önce. Ne geliyor? Artı 2'ye eksi 1 geldi. Arkadaşlar toplamlarını ben ne istiyorum? 2'ye 2 olur, 1'e 1 olur, eksi 2'ye eksi 2 olur arkadaşlar. Artı 3'e artı 3 olur. Bu şekilde istiyorum. 1'e 1 şeklinde D doğrultusunda gitmesi için. O zaman hemen ayrı ayrı bakacak olursak 1'e bakalım. 1 doğrultum hangisi? Evet. 3 değil mi arkadaşlar? Yani x'i eksi 3, y'si 0. Bakalım ne gelir eklersem. Eksi 1'e eksi 1 geldi mi? O zaman 1 olabilir mi? Evet olabilir dedim. Hemen şurayı sildim. Devam ediyorum. 2'ye bakıyorum. 2 dediğimiz nedir arkadaşlar? X'i eksi 1. Y'si artı 1. Bakalım topladığımızda artı 1'e 0 mı geldi? Evet artı 1'e 0 bu doğrultuyu vermedi bize. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. 2 olmayacak. 1 oldu dedik. 3'e bakalım arkadaşlar. Evet. X'i eksi 1. Y'si görüyoruz ki artı 2. Evet. Eksi 1'e artı 2. Toplarsak ne gelir? Artı 1'e artı 1. Evet. Olabilir. Bize bu doğrultuyu verdi. Hemen geldik 4'e bakalım. Evet. 4'ü ekleyelim bir de arkadaşlar. 4 neydi? X'i yok. Y'si artı 1. Evet.
Artı 2'ye 0 oldu. Bu da olmamış oldu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür diyeceğiz. Evet, soru çözümümüzü bitirmiş olduk. Tekrardan görüşmek üzere.